dalga geçer gibi bir adam gelirse böyle falan. Tamam mı? Dinlediniz böyle de. WhatsApp'ta atmıştım. Adam diye ben özel koydular konferans yapacak. Yanıma adam gelmiş. Tam bir zındık. Tam bir özel bir zındık. Diyor ki hocam bir şey soracağım dedi yani. Hocam böyle. Buyurun dedi. Sizin için çok mantıklı ve akıllı insan diyorlar dedi. Ben dedi tanımıyorum. Kusura bakmayın dedi. Öyle şartlar, bak yazıyor ki gıcırdamasın. Tamam mı? Hemen bakıyorum. Dedim şey yapayım. Hocam dedi mantıklı diyorlar dedi. Bir şey mi soracaktın dedi. Ya dedi bir adam varmış bir dedi ya. Sopayla sesin diyorsun. Deniz hikayeymiş diyorlar. Hangi adam dedi. Ya Musa varmış dedi ya bir Musa. Sen kaç kararsın. Musa varmış. Dedim Deniz'i dedi hikayeymiş dedi ya böyle dedi. Hocam dedi ya bu aklınız yatıyor mu dedi. Sonra ne olmuş dedim olsun. Şimdi açık mı dedim olsun. Yok dedi kapalı. Dedim aynı kişi diyor ki dedim o sopayla suya. Orada gark olan, boğulan adam her şeye, mantığa ve dünyadaki adetullah kanunlarına, tabiat kanunlarına zıt 3500 senelik cesetle çürümeyeceğini söylüyorlar dedim. O aynı yerden dedim Kızıldeniz'den. O adamın cesedini çıkarmışlar. Şimdi İngiltere'de de çürümüyor. Ne kadar sopa ile suyu ikiye bölmek mantıksızsa ondan daha beterdir. 3000 senelik cesedin mumyasız, korumaksız çürümemesi. Çürümemesi ne kadar mantıklıysa suyun ikiye bölünmesi de o kadar mantıklıdır. O dedim gerizekalı adam dedim gidip de yüzerken olmadı ki. Senin kafana sopa ile iki denizi ayma kafana yatmıyor onu soruyorsun da 3000 senelik ceset niye çürümüyor diye niye cin sormuyorsun? Yaptım çünkü o öyle yapınca tamam mı? O hak etti. Onlar da öyle diyorlar. O Musa böyle yapmış dedim. O adam dedim arkasında yüzerken yüzdü boğuldu. Dedim o adam hayır nasıl oldu? İngiltere dedim çıkarttı. Londra'da varmış. Dedim, evet. Secde eden vaziyette olduğunu da söylüyorum. O şekilde de. Yani insanlar şimdi nereden açıldı? Niye mahfiyet diyor ustad diye. Dedi acaba niye mahfiyet değil? Hani yani Musa'nın... Beni o adamla bir tutmadınız o şu an. Biz zaten gülürüz biz de. Şimdi bir tanesi diyor ki ustadın verdiği cevapla cevap verseydi. Ustadı dinleyene cevap veriyor. Orada dinleme makamında değil, dalga geçiyor ve aizeyi de çaktırmadan sonra anlamışım ki açmış masadaki mikrofonu. Bütün salon dinliyormuş. Ama böyle rezil olacağım bir şey de açar mıydı? Ben bilmiyordum onu açtığını. Açmış ben gelmeden oraya oturmuş. Açmış onu. Oysa konferansta anında açılır. Açmış dalga geçmek için yapmış. Yani sopayla açmış, görmüş. Bu ne kadar mantık çerçevesine uyuyor veya uymuyorsa 3500 senelik cesedin de çürümesi ve çürümemesi o da uyuyor ve uymuyor. Çünkü o sopanın neticesidir o adam. Şeyi de güzel söylemiştiniz Hasan abi. Eksik anlattınız biraz sanki. Ben İngiltere'ye gittim. O adama sordum. O bana söyledi. Güzel bir şey oldu. Şöyle demiştim o vardı. Dedim ki sopa ile dedi falan Musa. Ben dedim İngiltere'de dedim bir müzede 3500 senelik dedim. Cesede gittim sordum. Durdu. O adam orada boğulmuş. Musa'nın dedim sopa ile açtığı suya orada boğulduğunu söyledi. Dedim ki mantık mı dedim. Sen dedim sopa ile dedim ikiye ayırdı. Sen aptal mıydın? Ne işin vardı dedi. Tamam mı? Sopa ile dedim ayrılana dedi. Peki sopa ile suyun ayrılmaz bana dedi ki o. Sopa ile denizin iki ayrılmasının mantığına uymuyor da 3500 senelik benim cesedimin çürümemesine mi kafana yatıyor da o yatmıyor. Bu kafanıza yattı mı diye bana sordu dedim. Firavun soruyor dedim.
Orada onun adı da Firavun'muş ya. O da Firavun'muş diyor dedim. Bana dedi ki 3500 senelik, tabi cesedi konuşturuyorum. Dedim ki sen niye çürümedin? Musa'nın sopasıyla açtığı yolda giderken bu hale geldim. O için çürümüyorum dedi. O adam öyle diyor. Şimdi demedi ki ulan o adam nasıl diyor. O adam nasıl diyorsa sopa da öyle diyor. Sopa yedi. Ne zaman oldu bu arada? Musa'nın sopasını o Orta Dörtlük Üniversitesi'nin kampüsünde oldu. Ankara'da oldu. Kaç sene önce? Ne kadar vardı ya? 2 sene önce olmuştu ya. Yok yani hangi ders biliyor musun? Felsefe ve peygamber dersi yapmadan bir ay önce Ankara'ya Polatlı'ya gittiğim zaman. Bunu dün niye anlattınız Hasan abi? Emre sordu. Ona çok hoşuna gitti. Emre sordu. Ben Ankara'ya Polatlı'ya gidiyorum ya 2 ayda bir. O zaman gittiğim zaman ortada Öteki Üniversitesi'nin kampüsünde gençler toplanmış. Ben bir gidiyordum yani, gidiyorum yani. Gidiyorum o üniversite şeylerine, kampüse bir araya gelmişler, salon vesaire. Onlar kampüste küçük salonlar, orta salon, 3 tane salon var. Büyük. Bunlar büyük salon tutmuşlar. Dedi ya biz yapıyorduk dedi falan. Abi dedi, biz dedi tertip ettik dedi. Tamam, ben herkesi çağırmışlar. Adamı da bir tanesi de zındığım, bir tanesi gelmiş. Şeyin adamıymış, bak ilk defa söyleyeyim onu. Şeyin adamıymış. Saadettin Yüksel Hoca'nın oğlu Metin Yüksel mi? Ne? Metin Müslüman oğlu Yüksel, ne Yüksel? Edip Yüksel. Geçmişine abi. Edip Yüksel. Onun grubundanmış, inkarcıdır o. Ondan sonra böyle Kur'an şeyini şey yapar böyle. Onun grubundanmış, özel geliyor yani böyle. Ya şey diyecek yani, dalga geçecek. Musa varmış diyor. Ulan suyla, sopayla suyun ayrılması kafana yatmıyor da 3500 senelik cesedin çürümemesi kafana yattı da mı da sormuyorsun? Yattı da mı sormuyorsun? Niye çürümedi o? Mumya mı yaptılar? Ben orada gittim. Ben Firavun orada ağladım biliyor musun? Ayet-i Kerime'yi bildiğim için. El-yâme nüneciki bi bedenike. Ben öyle bir zaman gelecek ki senin cesedine necat vereceğim diyor. Nasıl necat vereceğim? Yani ölmüş nasıl necat verecek? Bir manayı da söyleyeyim. Senin bedenine necat vereceğim. Dışarıya atmış. Peki nasıl necat verecek? Ölü nasıl necat verir? Çoğu insan iman edecek. Ve kıyamete kadar ibret alim koyacağım diyor Cenab-ı Hak. O cesedi görüp de iman edenler... Çok, Japonlardan çok varmış. Şimdi bakıyor, mumya yok. Böyle camın içinde, kumun üstünde mumya yok. Bir ceset, affedersin, tenasül yüzünden kıçının şeyine kadar hepsi gözüküyor. Saçlar, kırmızı saç, her şey gözüküyor. Rezil kefası, ben burada söyledim, ayıp değil. Adamın her şeyi düzenli, rezil. Dünya seyrediyor her şeyini, rezil adam. Dikmişler yani, kıçında öyle yani, acayip bir şey. Hani ben bile bakamadım o tarafına. Ama her şey yanlış şu var. Vücudundan su çekilmiş, et kemiğe yapışmış. Su çekilmiş, yapışmış. Et ve kemik varmış değil mi? Et ve kemik var. He? Et de varmış. Et duruyor. Allah. Kemik değil ki o, et duruyor. Zayıf bir insan. Ondan sonra darbelenmiş, ne kadar darbelenmiş kavgada gürültüde ki siyah etler bile, ayağındaki siyah, kolundaki belirli yerlerde dövüş yapmış tabii. Siyah şey olmuş. Benim limon kattınız mı çayımı? Kattılmış. Çok iyi, teşekkür ederim, bismillah. Ondan sonra ben gittim, Japonlar, şimdi aptal değiller ki, adamlar gidiyor, 3500 yazıyor yani, nereden çıktığını bunu gavur söylüyor. Niye çürümemiş? Bir tanesi yazmış konferansta, efendim o insan doğru, böyle bir faca olmuş, oradan çıkmış, sudan çıkmış. Bu niye çürümemiş, sormuşlar. Efendim, balçık çamur kaplamış, İsrail bilim adamı demiş bunu. Balçık, İngiltere'deki bir bilim adamı kafir o da. Dedi ki konferansta, onu Türkçeyle okudum burada bir dağıttı, Türkler dağıtıyor. Ondan sonra bir İngiliz bilim adamı dedi ki, bununla beraber ölenler de aynı yerdeydi, onunla balçık saymamış mıydı dedi. İki, senin cesedine ve şimdi ölenin cesedine balçık sarsak çürümez mi diyor. Şimdi çamur saralım, çürümez mi? Yapalım gene.
Evet doktor. Daha çabuk çürür. Daha çabuk çürür. Ben doktor. Balçık davet et. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Amin.